Şefler de sporcu olabilir. Şimdi bu kosların yemek pişirmede bana nasıl yardımcı olduğunu göstereceğim. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir donut yaptım. Bu tatlı bir bomba. Son dokunuş kaldı. Renkli pasta süsü. Bir sürü pasta süsü. Vay canına ne kadar lezzetli. Kimse görmeden kendime alacağım. Hey nerede? Benim lezzetli donutum nerede? Nereye kayboldu? Bahçemde ne kadar güzel bir çilek büyümüş. Şimdi toplayacağım ve lezzetli reçel yapacağım. Büyük annem ne yapıyor? Vay canına en sevdiğim çilek mi? Alıyorum. Dur sepet nerede? Burada olduğunu hatırlıyorum. Ya da bana mı öyle geldi? Takipçiler şimdi çilekle bir KitKat yiyorum. Tatlı dünyasından tüm yenilikleri öğrenmek için abone olun bu arada. Vay canına işte ablamın tatlı malzemeleri var. Alıyorum. Ah çok lezzetli tavsiye ederim. Bir sonrakine geçme zamanı. Ne? Nerede? Tatlılarımı kim aldı? Çok lezzetli. Ama ben çok doydum. Ah bebeğim sanırım yakalandın. Nasıl açıklayacaksın? Çabuk bir şeyler düşün. Ne yapsam? Buldum. Herkes challenge'e gidiyor. Merhaba çocuklar. Multido kanalında yeni bir mutfak mücadelesine hoş geldiniz. Şimdi bebeğin ne istediğini öğreneceğiz. Vay canına karpuz istiyor. Yapacak mısınız? Gücünüz yetecek mi? Tamamdır. Kardeşim karpuz istiyorsa al bakalım. Ben dinlemeye gidiyorum. Kazandığımda bana haber verin. Şimdi tüm makineleri ayarlayacağım. Bu gürültü de neyin nesi? Burada ne var? Bu bir karpuz. Şimdi kaldırıyorum. Büyük anne düşmeyin. Aynen ya şef. Ben de istiyordum peki. Tabii karpuz. Şimdi taze karpuz yapacağım. Karpuzu açacağım. Ve doldurma air blender'ini kullanacağım. Bunu nasıl dolduracağım? Tamamdır. Iskalamamak önemlisi. Şimdi ise bunu iyice çırpacağım. Sadece çekirdekler kalacak. Neden karpuz kullanıyorsunuz? Bence bebek karpuz istemiyor. Karpuz şeklinde bir pasta olsa daha havalı olacak. Bu bebek o sadece tatlıları sever. Bense bisküvi hamurunu hazırladım zaten. Kalıplara döküyoruz ve şimdi en ilginç kısmı boyama. Geçenlerde yeni gıda boyası aldım. Hemen denemek istiyorum. Bununla başlayacağım. Çok lezzetli. Skittles boyaları hamurumuza döküyoruz ve karıştırıyoruz. İşte her birini. Şuna baksanıza mükemmel renkler olmuş. Tamamdır. En zor kısmı yaptık. Gerek olan tek şey pişirmek. Keklerimi böyle buraya gönderiyorum. Ve onlar hazır olana kadar ben biraz spor yapabilirim. 1-2. Şef tuhaf biraz. Ama neyse. Karpuzu çırptım ve şimdi içine jöle, jelatin ve bir kavanoz taze bal ekliyoruz. Bu sabah topladım. Her şeyi döküyoruz. Sonuna kadar işte böyle. Ay, bu ne böyle? Balıma göz mü koydun? Vermeyeceğim. Bu benim torunum için. Seni yakalayacağım. Git buradan. Sana söyledim. Bu ne böyle? Ay! Ay! Bu ne? Ne oldu bana? Çok acıttı. Komik kedi videosu. Bu çok komik. Çok tatlılar. Son pastayı koyuyoruz. Tam konsantrasyona ihtiyacımız var. Şimdi en ilginç şey yarım daire şeklini oluşturmak için pastayı kesiyoruz.
İşte bu. Hazır. Pürüzsüz olması için kremayı ile kaplayacağım. Çok lezzetli. Parmaklarımı yerdim resmen. Şimdi ise bu bıçağı alıyoruz ve pürüzsüz olması için böyle yapacağız. Hazır. Şimdi ise ben resim yapacağım. Annem beni aşçılıktan önce sanat okuluna göndermesi boşuna değildi. Mükemmel şef olabilmek için resim yapmayı öğrenmeliyim. En önemlisi iyice çizmek. Bu korpus gerçekten ayırt edilemez. Mükemmel bence. Vay be, bahçemde bu kadar güzel yetişmiyor bir. İyisin şef sen. Ah, bende ne var? Şimdi bunu kesmeliyim. Hazır. Bence ben de iyiyim. Her şey istediğim gibi oldu. Mükemmel tatlı karpuz. Bahçemde böyle karpuzlar yetişmiyor. Ama kesip böyle koyacağım. Kesinlikle bebek bayılacak şuna. Çok tatlı. Büyük anne, sen ne yaptın? Bu harika görünüyor ya. Bende ne var? Bende sade bir karpuz var. Biraz soda ekleyeceğim. Tabii ki gazoz, en sevdiğim Fanta. Sonra böyle lezzetli olacak. Harika bir fikir bence. Ay, çok akıllıyım. Vay canına, bir sürü iştahçı güzellik var. Bu da ne böyle, jöle karpuzu mu? Ama tanrım, denemeliyiz. Tadı bal gibi. Ben de bala bayılırım. Lezzetli karpuz. Bu ne böyle? Bu boş Fanta şişesi burada ne yapıyor? Tamam, neyse, tadına bakalım. Keseceğim ve içinde ne var bakacağım. Vay canına. İçinde mavi renk var. Mavi karpuz. Çok ilginç. Tadına bakalım. Meyveli Fanta tadında bir karpuz. Eğlenceli bir şey. Bu ne böyle? Para karpuz mu? Biraz keseceğim. Ne? Bu rengarenk pasta karpuz şeklinde hem de. Anneciğim, bu hayalimdi resmen. Bu çok lezzetli. Şef, sen en iyisisin. Kazanıyorsun. Evet, ben en iyisiyim. Duydunuz mu? Ben en iyisiyim. Bebeğim, bu sefer ne istiyorsun? Vay canına, bunlar oraya kurabiyeleri. Çok ilginç. Bu saniye, ben kozları getireceğim. Her zaman yanımda dünyanın en yerinden farklı çikolatalarla dolu bir çantam var. Bunu sadece bunun gibi özel zorluklarda kullanıyorum. Bunları mükemmel çikolata parçaları alıyorum ve paramparça yapıyorum. Evet, bir sürü çikolata. Ve biraz daha. Ve biraz daha fazla. Hayır, ben durmayacağım. Ve şimdi ise alıyoruz ateşi. Ve ısıtıyoruz. Biraz ateş verelim çikolataya. Ay, yazdım bir kenara. Bu çikolatanın eritmenin en iyi yoludur. Hazır. Ve şimdi alıyoruz. Hayır, ne kadar sıcak. Bu çok sıcak. Ama çikolatayı kalıba dökmemiz gerekiyor. Ve bunu yapacağım. Hepsi bu. Of, çok sıcak. Ellerim neredeyse yanıyordu çikolata gibi. Bu ne ya? Sen misin profesyonel? Neyse. Ben şimdi hamuru hazırladım. Gireyecek kurabiye için. Biraz kakao ekleyeceğim. Çok güzel rengi olsun diye. Tamamdır. Şimdi ise hamurla çok iyiyim. Harika daireler yaptım. Ve waffle makinesine koyacağım. Hazır. Ay, baksanıza nasıl da güzel olmuşlar. Torunum çok sevinecek. Kate, sen ne yapıyorsun? What? Ay, büyük anne, neden waffle yapıyorsun? Kız kardeşim Oreo çizdi. Sen gözlüklerini silebilir misin? Açıyoruz ve döküyoruz tabağa, gördün mü?
Tamam büyük anne, üzülme. Bir sonraki turda sana yardımcı olacağım. Aa baksana, çok iştahçı Cıloy. Ben de o Oreo'ları almalıyım. Sadece bir tanesi bile. Aa, bir tanesini yersem hiç kimse fark etmeyecek. Aa, benim güzel yemeğim. Aa, bu kremaya bayılırım. Hepsini yemeliyim hemen. İnanılmaz testi lezzetli. Ama tanrım, bunu kim icat etmiş? Belki de onu durdurmalıyım. Yorumlara yazınız. Ben de tarife göre Oreo yapmaya devam edeceğim. Waffle artı fıstık ezmesi ve artı waffle hazır. Sevgili büyük anneden mükemmel Oreo'lar. Peki ya şef ne yapıyor? İşte bu. Mükemmel bir Oreo'yu toplayacağım. İstenilen tüm katmanları çikolatadan hazırladım. Şimdi ise orijinal Oreo kurabiyesinde olduğu gibi bir desen ve yazı koymak kaldı. Hazır! Süper! Mükemmel kocaman pembe Oreo hazır. Kate neler yapıyor? Ah evet! Bu mükemmeldi. Ah ne? Sonuncusu mu? Hepsi yedim mi? Aman tanrım, ne yapacağım? Ah biliyorum. Şimdi benim Hubba Bubba'dan ezmem var. O çok lezzetli ve ondan mükemmel şey olacak. Baksanıza. Şimdi göstereceğim. Harika. İşte onu kullanacağım. Süreceğim krema yerine. Güzel ve lezzetli olacak. Kız kardeşimin tepkisini görmeyi çok isterim. Oley! Bu sefer bana hangi lezzetli yemekleri hazırladınız? Vay canına, kocaman bir Oreo. Harika görünüyor. Tadına bakmak istiyorum. Vay canına, bu çikolata. Ama yemesi hiç de kolay değil. Tamam, neyse bırakalım. Bu ne peki? Lezzetli görünüyor. Fena değil. Ama çok da iyi değil. Bu ne böyle ilginç görünüyor. Bu bir Oreo gibi görünüyor ama dolgusu pembe. Vay canına, içindeki sakız. İşte bu. Eğlenceli ve çok lezzetli. Çok sevdim. İlginç. Acaba baloncuklar nasıl olacak? Vay be. Süper. Ablamın Oreo'su kazanıyor. Ne? Cidden mi? Ben kazandım. Yaşasın. Şef, gördünüz mü? Ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Bu kez ben pankek istiyorum. Bah, bu ne? Çok kolay bir şey. En iyi pankekleri yapacağım. Olamaz. Ama ben en iyi pankekleri yapacağım. Benden sonra en iyi olabilirsiniz. Peki pankekler nasıl yapılır ya? Tamam, neyse. Ben doğaçlama yapacağım. Şimdi her şeyi karıştıracağım blenderde ve bir şeyler olacak işte. O neyle başlasam? Yumurta tabii. Sonra ise süt. Ve biraz un. Umarım bu kadar yeter. Ay çok eğlenceli. Neyse. Aa, çalışıyor. Anneciğim, her şey uçuyor. Nasıl durduracağım? Aha, bunu kapatmayı unutmuşum. Bu geçti sanki. Kesinlikle her yerde un var. Ama hamur hazır. Şimdi onu böyle dökeceğiz. Aa, bence ilk pankek için iyi olmuş. Büyük anne ve şef arasında gerçek bir kavga var. Büyük anne, fırçayı kırmayın. Çok çabuk yapıyorsunuz. Her şey kontrolüm altında. Hemen pişirmeye başlıyorum. Ne? Bununla mı? Burada mı kızartacaksın? Bu tama çok komik. Baksanıza nasıl olmalı. İşte gerçek pankekler için bir tava. Ay seni açgözlü bir şey. Şimdi yağ dökeceğim. Ve hiçbir şey yanmayacak. Yatağda bir yağ gölü var resmen. Uzun zaman önce bir yağ dağıtıcısı icat ettiler. Gördünüz mü?
Mükemmel miktarda tereyağı ve pankekleri mükemmel olacak. Ya siz de mi istiyorsunuz? Ben kazanacağım. Hayır, baksana nasıl yapabilirim. Evlat, bunu öğrenmedin sen. Bu benim bir sürü yıllık deneyimim. Öyle mi? Tamamdır. Şuraya bakın. İşte bu 4 tane pankek ve bir anda uçuyorlar. Ve hepsi düşüyor buraya. Gördünüz mü? Evet, kızarmış kokuyor. Bu sizden mi geliyor yoksa Kate mi bir şeyler yapıyor? Ya ne olmuş bunlara? Evet, neredeyse kocaman pankekimi hazırladım. Şimdi onu tavadan koparacağım. Ay, pankek dur. Doğrudan çöp kutusuna mı? Kabus. Onu o kadar zamandır yaptım ki çöp kutusuna gitti. Bana çok güzel bir fikir geldi. Pankeklerim daire şeklinde ama üzerine kalp şeklinde pankek koyacağım. Bence çocuk bunu sevecek. Tüm kalbimle yaptım. Biraz da şurup ekleyelim. Taze çilekler. Ve kalpleri ekleyeceğim. Hazır. Nasıl olmuş şef? Ah, o kadar komik ki midem zaten gülmekten acıyor. Tamam, dikkat edin ellerime. Aynı anda kalıba 2 tane çikolata döküyorum. Bebek bunu alıyor ve çok mutlu oluyor. Benimle rekabet edemeyeceğinizi anlayın artık. Ah şef, büyük anne kavga etmeyin. Çocuk denemek istiyor artık. Onların çok güzel pankekleri var. Bende ne var? Ya bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Tabii ya, benim donatım var. Yuvarlak ve tombul. Onu böyle ezersem o zaman pankek olacak. Ne? Nerede ama? Of ya, buradaymış. Tamamdır, afiyet olsun. Vay be, her şey çok iştahı açıcı görünüyor. Bunun dışında. Bu ne böyle? Bu tava mı? Bunu nasıl koparacağım? Ay, bu ne? Denemek istiyorum ama korkuyorum. Hayır. Vay canına. Ne kadar sevimli bir şey. Kesinlikle büyük annem yapmış. Çabuk tadına bakmalıyım. Tanıdık bir tat. Bunlara bayılırım. Teşekkürler büyük anne. Vay canına, bu ne böyle ilginç bir şey. Kaldırmam mı gerekiyor? Vay canına, ne kadar güzel. Şef, sen bir dahisin. Tadına bakmalıyım. Evet, çok lezzetli. Ama hangisini seçmeliyim? Büyük annem mi, şef mi? Hadi seç beni. Hayır, beni seç. Ya zevkinin olduğunu kanıtla. Ben büyük annemi seçiyorum. Evet, onun en iyi pankekleri var. Ben mi? Yaşasın. Kazandım şef. Anladın mı kim pankeklerin kraliçesi? Videoyu sevdin mi? O zaman çabucak beğenmek tuşuna bas ve kanala abone olmayı unutma. Yakında daha ilginç videolar gelecek. Hadi görüşürüz. Güle güle.